Merhaba arkadaşlar, bugün 2017 yılı bursluluk sınavında çıkan 6. sınıf fen bilimleri sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz bir kuvvet sorusu. Bir kutu şekildeki gibi aynı doğrultulu F1, F2 ve F3 ile çekilmektedir. Kutuyu etki eden bileşke kuvvet aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır? Arkadaşlar biz bileşke kuvveti hesaplarken aynı yönlü kuvvetleri topluyorduk. Zıt yönlü kuvvetlerden çıkarıyorduk. Şimdi burada F1 ile F2 aynı yönlü. F3 zıt yönlüdür. Bu yüzden bileşke kuvveti hesaplarken f 3ten F1 ve F2'yi çıkarmamız gerekiyor. Buradan 7 1 eksi 5 doğru cevaptır. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz bir sürat sorusu. Başlangıç noktaları aynı olan K ve L araçlarına ait grafikler verilmiştir. Birinci grafiğimiz K aracına ait yol ve zaman grafiği. İkinci grafiğimiz de L aracına ait sürat ve zaman grafiği. Grafiklere göre bu araçların sürati ve aldıkları yol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar biz sürati hatırlarsak sürat yolun zamana bölünmesiyle hesaplanıyordu. Buradan arkadaşlar şimdi şıklara bakacak olursak A şıkkında ikinci saniyede her iki araçta eşit mesafede yol almıştır diye söylüyor. Şimdi bakıyoruz 2. saniyede K aracı 20 metre yol almış. L aracı da ikinci saniyede yolu bulmak için süratle zamanı çarpıyorum. 10 çarpı 2'den 20 metre bölü saniye yapar. Yani K aracının ve L aracının ikinci saniyede aldıkları yol aynıdır. A şıkkımız doğrudur arkadaşlar. B şıkkına bakıyoruz. Dördüncü saniyede her iki aracın da süratı farklıdır. Bakıyoruz K aracının dördüncü saniyedeki süratı 40 bölü 4'ten 10 metre bölü saniyedir. L aracının da dördüncü saniyedeki süratı 10 metre bölü saniyedir. B şıkkımız yanlıştır. C şıkkına bakıyoruz. K aracının sürati artmakta. L aracı sabit süratle yol almaktadır. Şimdi L aracının sürati sabittir. K aracının aldığı yol artmasına rağmen K aracının sürati de sabittir. C şıkkı da yanlıştır. D şıkkı, K aracı aynı sürede L aracından daha fazla yol almıştır. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz buradan. Dördüncü saniyede L aracının aldığı yol 10 çarpı 4'ten 40 metre bölü saniyedir. K aracının da dördüncü saniyede aldığı yol 40 metre bölü saniyedir. Bu araçların süratleri eşit olduğu için aldıkları yol da aynıdır. D şıkkımızda yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru. Zeynep. Elindeki alüminyum folyoyu iki parçaya ayırıp birini düzgün şekilde kartona yapıştırdım. İkinci parçayı ise buruşturup daha sonra biraz düzelterek kartona yapıştırdım. Her iki alüminyum folyoya baktığında düzgün olan da kendisini net olarak gördüm. Ancak buruşturduğu alüminyum folyodaki görüntüsü net değildi. Zeynep yaptığı bu etkinlikte yüzeylerin özellikleri ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşır? Birinci çıkarıma bakıyoruz arkadaşlar. Yüzeyin pürüzsüz olması net görüntü oluşturmasını sağlar. Bu doğrudur arkadaşlar. Yüzeylerin pürüzlü olması ışığı dağınık yansıtmalarına sebep olur. Bu da doğrudur arkadaşlar. 3. Buruşuk alüminyum folyo ışığı yansıtmaz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Buruşuk alüminyum folyo da ışığı yansıtır fakat dağınık yansıtır. 3 numaralı bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani C ışıklıdır. Dördüncü soru. Bir düzlem aynaya gönderilen ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yansıma açısı kaç derecedir? Evet şekli inceliyoruz arkadaşlar. Bakın burada gelme açısı 50 derece olarak verilmiş. Gelen ışın ve düzlem arasındaki açı da 40 derece olarak verilmiş. Biz biliyoruz ki arkadaşlar gelme açısı yansıma açısına eşittir. Gelme açısı 50 derece olduğuna göre arkadaşlar şekle göre yansıma açısı da 50 derecedir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 5. soru ses ile ilgili bir soru. Müzik çalmakta olan bir radyo şekildeki gibi her tarafı kapalı bir ev modeli içine konulduğunda sesi dışarıdan duyulabiliyor. Bu ev modelinde çatı ve duvarda aynı şekilde hangi malzemeler kullanılırsa ses dışarıdan daha az duyulur. Şimdi arkadaşlar ses yalıtımı için yumuşak ve gözenekli yani içerisinde hava boşlukları olan strafor, pamuk, sünger, yün, kumaş, halı, keçe ve cam yünü gibi malzemeler kullanılır. Burada şıklarda verilenlerden arkadaşlar cam duvar ve metal çatı için cam yünü ve sünger kullanılırsa ses dışarıdan daha az duyulur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Altıncı soru. Öğrenciler şekildeki elektrik devresini hazırlıyorlar. Bu devrede de K ve L uçları arasına farklı kablolar yerleştirerek lambanın yanıp yanmadığını kontrol edip sonuçları tabloya kaydediyorlar. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı kablolar aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir? Şimdi arkadaşlar 1'de lamba yanıyor, 2'de lamba yanmıyor, 3'de lamba yanıyor. Buna göre arkadaşlar bir bakır olabilir, 2 plastik olabilir, 3 alüminyum olabilir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 7. soru. Özdeş iki pil ve 2 ampul bulunan şekildeki elektrik devresinde her iki ampul de ışık vermektedir. Bu devre ile ilgili bu yargılardan hangileri doğrudur? Bir Devredeki pillerden biri çıkarılıp Bağlantı kablosu ile devre tamamlandığında her iki ampul de daha fazla ışık verir. Bu arkadaşlar yanlıştır arkadaşlar. Eğer arkadaşlar pillerden birini çıkarırsak devrede daha az enerji olacaktır ve ampuller daha az ışık verecektir. 2. Devredeki ampullerden biri çıkarılıp yeri boş bırakılırsa diğer ampul ışık vermez. Bu doğrudur arkadaşlar. Devredeki ampullerden biri çıkarılıp eğer burası boş bırakılırsa Devre tamamlanmaz ve diğer lamba ışık vermez. Bu doğrudur. 3. Devredeki ampullerden biri çıkarılıp çıkan ampulün yeri devrede de kullanılan bağlantı kablosu ile tamamlandığında kalan ampul daha fazla ışık verir. Ampullerden biri çıkarılırsa arkadaşlar diğer ampul daha fazla ışık verir. Bu da doğrudur. 2 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımız D 8. soru, dünyanın yapısını açıklayabilmek için şekildeki gibi katman modeli geliştirilmiştir. Buna göre bu yargılar şekilde gösterilen kaç numaralı katmana aittir? Verilen yargılara bakalım. Manto olarak dağıtlandırılır. Sürekli hareket halinde olan makmanın bulunduğu katmandır. Arkadaşlar bakın şurada en dışta gösterilen yer kabuğudur. Ortada gösterilen mantodur en çekirdektir. Şurada sarı ile gösterilen dış çekirdektir. Burada arkadaşlar mantı olarak adlandırılan 2 numaralı katmandır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 9. soru Bir öğrenci elma, top ve bilye kullanarak şekildeki güneş, dünya ve ay modelini oluşturuyor. Bu modelin yeni ay evresini göstermesi için öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? İlk önce arkadaşlar yeni ay evresinde güneş, ay ve dünyanın durumuna bakalım. Yeni ay evresinde arkadaşlar güneş, ay ve dünyanın durumu bu şekildedir. Bu şekli elde edebilmek için bir ve elmanın birbirleriyle yer değiştirmesi gerekir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 10. soru. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri öteleme hareketi yapar. Bakın arkadaşlar şu şekli iyi inceleyelim. Katılar sadece titreşim hareketi yapar. Sıvılar hem titreşim hem öteleme hem de dönme hareketi yapar. Gazlar da titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Buna göre arkadaşlar su sıvı olduğu için öteleme hareketi yapar. Taş katı olduğu için sadece titreşim hareketi yapar. Öteleme hareketi yapmaz. Hava gaz olduğu için öteleme hareketi yapar. Bunlardan öteleme hareketi yapan 1 ve 3'tür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 11. soru. Ceren, tabloda özellikleri verilen ve suda çözünmeyen K, L ve M maddelerinden seçerek suda yüzebilen bir top yapmak istiyor. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olduğuna göre Ceren hangi malzemeleri seçmelidir? Arkadaşlar bu bir yoğunluk sorusu. Yoğunluğu formülünü şöyle bir hatırlayalım. Yoğunluk kütlenin hacme bölünmesiyle bulunuyordu. Buna göre arkadaşlar K maddesinin yoğunluğu 80 bölü 10'dan 8 gram bölü santimetre küptür. L maddesinin yoğunluğu 10 bölü 20'den 0.5 gram bölü santimetre küptür. M maddesinin yoğunluğu da 30 bölü 10'dan 3 gram bölü santimetre küptür. Şimdi bunun suyun üzerinde yüzmesini istediğimiz için bu maddelerin yoğunluğunun sudan daha küçük olması gerekir. Sudan daha küçük olan sadece L maddesidir. Bu yüzden Ceren sadece L maddesini seçebilir. Diğerleri suda batar arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 12. soru. Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziksel değişmedir? Arkadaşlar Ezilme, yırtılma, parçalanma, hal değişimleri, çözünme olayları fiziksel değişimdir. Buna göre buzun erimesi hal değişimi olduğu için fiziksel değişimdir. Şekerin suda çözünmesi çözünme olayı olduğu için fiziksel değişimdir. Elmanın çürümesi arkadaşlar kimyasal değişimdir. Bir de arkadaşlar fiziksel değişimle kimyasal değişimi madde eski haline gelebiliyorsa fiziksel değişim eski haline gelemiyorsa kimyasal değişimdir şeklinde de diyebiliriz. Elma çürüdükten sonra bunu tekrar elma haline getiremediğimiz için bu bir kimyasal değişimdir. Bunlardan sadece 1 ve 2 numaralı olaylar fiziksel değişimdir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 13. soru. Burada bir diyalog var arkadaşlar. Zeynep Hanım diyor ki bu kış daha soğuk olmasına rağmen bahçedeki borularda su donmadı. Esra Hanım peki suların donmaması için ne yaptınız diye bir soru soruyor. Zeynep Hanım'ın Esra Hanım'a verdiği cevap aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar ısı iletmeyen maddelere ısı yalıtkanı denir. Cam yünü yalıtkan bir maddedir. Bu yüzden burada A şıkkında boruları cam yünü ile kaplattık diyor. Doğru cevabımız A arkadaşlar. 14. soru. Elif yemek pişirirken kullandığı tavanın sapını tuttuğunda elin yanmaktadır. Elif elinin yanmaması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Tavanın sapını alüminyum folyo ile kaplamalı. B. Tavanın sapını kalın kumaş eldivenle tutmalı. C. Tavanın sapını naylon poşetle tutmalı. D. Tavanın sapını demir maşa ile tutmalı. Arkadaşlar tavanın sapı kalın kumaş eldivenle tutulursa ısı iletilemez ve elifin eli yanmaz. Diğer seçeneklerde ısı iletimi gerçekleştiği için elifin eli yanar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 15. soru. Tabloda farklı maddelere ait yakıt türlerini örnek verilmek istenmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler yazılmalıdır. Arkadaşlar şöyle katı yakıtları, sıvı yakıtları ve gaz yakıtları bir hatırlayalım. Odun ve kömür çeşitleri katı yakıtlardır. Linyet, taş kömürü, antrasit gibi. Benzin, motorin, gaz yağı, fuel, biyodizel ve ispirto sıvı yakıtlardır. Doğalgaz, hava gazı ve biyogaz da gaz yakıttır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şunu özellikle dikkat edin. Gaz yağı sıvı yakıttır arkadaşlar. Burada bir numara örnek olarak gaz yağını verebiliriz. Kok kömürü katı yakıttır arkadaşlar. İki numaralı yakıt türü de katı olması gerekir. Doğru cevabımız değişiklidir. 16. soru aşağıda hayvan hücresi şekli verilmiştir. Bu şekilde soru işaretiyle gösterilen kısmın görevi aşağıdakilerden Hangisidir? Arkadaşlar burada soru işaretiyle gösterilen hücre zarıdır. Hücre zarı bütün bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan canlı, saydam, esnek ve seçici geçirgen bir zardır. Hücre zarının bir görevi de madde giriş çıkışını kontrol etmektir. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. 17. soru bir öğrenci fen bilimleri dersinde hücre, doku, organ, sistem, organizma ilişkisini resimlerle açıklamaktadır. Öğrenci bu ilişkiyi resimlerle açıklarken organ yerine aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? Arkadaşlar burada A şıkkında gösterilen kalptir. Kalp bir organdır arkadaşlar. B şıkkında hücreyi gösteriyor. C şıkkında kan dokusu, D şıkkında dolaşım sistemi gösterilmiştir. Bunlardan organ olan kalptir arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 18. soru Aşağıdakilerden hangisi aküvarların özelliklerinden biridir? A. Çekirdeksiz olma B. Dalak ve karaciğerde üretilme C. Oksijen ve karbondioksit taşıma D. Vücudu mikroplara karşı koruma. Arkadaşlar aküvarların görevi vücudu mikroplara karşı korumaktır. Çekirdekli ve beyaz renklidirler. Aküvarlar sarı kemik iliği ile lenf düğümlerinde üretilirler. D şıkkında verilen aküvarların özelliklerinden biridir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 19. soru Bir öğrenciden insan vücudundaki bazı organları görevleriyle eşleştirmesi istenmiştir. Buna göre kaç numaralı görev bir organla eşleştirilemez. Kalp arkadaşlar kasılıp gevşeyerek kanı vücuda pompalar. Atar damar kanı kalpten vücuda dağıtır. Toplar damar kanı kalbe getirir. Kan ile vücut hücreleri arasında bitsin ve gaz alışverişini sağlayan arkadaşlar kılcal damarlardır. Görevi boşta kalan C şıkkıdır arkadaşlar. 20. soru Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sistemine zarar verir? A. Düzenli olarak egzersiz yapma B. Kalsiyum içeren besinlerle beslenme C. Güneş ışığından yeterli şekilde yararlanma D. Ağır cisimleri kaldırırken ağırlığı bel kısmına verme Arkadaşlar ağır cisimleri kaldırırken sürekli beli ağırlık verilirse bel fıtığı olunabilir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 21. soru şekilde insan iskeletinin bazı kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre yassı ve kısa kemikleri göstermek isteyen bir öğrenci kaç numaralı kısımları seçmelidir? Arkadaşlar burada bir numara ile gösterilen kafatası kemiğidir. Kafatası kemikleri yassı kemiklerdir. 4 numara ile gösterilen de bilek kemiğidir. Bilek kemiği de kısa kemikleri örnektir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 22. soru. Aşağıdaki resimlerin hangisinde solunum sistemimizde yer alan soluk borusu, bronşlar ve bronşçuklar gösterilmiştir? Arkadaşlar bunlardan soluk borusu, bronşlar ve bronşçukları gösteren B şıkkıdır. Doğru cevabımız B şıkkı. 23. soru. Bir hayvanın üreme ve gelişme özellikleri, yavru bakımı vardır, yavrular yumurtadan çıkar, döllenme vücut içinde gerçekleşir şeklinde verilmiştir. Bu hayvan aşağıdakilerden hangisidir? A. Güvercin B. Kurbağa C. Alabalık D. Köpek Arkadaşlar kuşlar yumurta ile çoğalır. Kuşlarda iç döllenme görülür. Dış gelişim görülür ve kuşlarda yavru bakımı vardır. Burada kuşların özellikleri veriliyor arkadaşlar. Şıklardan kuş olan güvercindir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 24. soru. Şekilde fasulye bitkisinin hayat döngüsü verilmiştir. Bu döngüde embriyo kaç numaralı evrede oluşmuştur? Arkadaşlar şöyle şekilde buradaki numaraların niye denk geldiği gösterilmiş. İlk önce bildiğiniz gibi tozlaşma olayı gerçekleşir. Sonra döllenme olayı olur. Sonra zigot oluşur. Zigottan embriyo oluşur. Embriyo gelişerek meyve oluşur. Meyveden tohum oluşur. Tohum gelişerek genç bitkiyi ve yetişkin bitkiyi oluşturur. Arkadaşlar burada embriyo ile gösterilen bir numaralı evredir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 25 Aşağıda bir bitkinin üreme şekli gösterilmiştir. Bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şekle bakıyoruz arkadaşlar. Bitkinin dalları alınıp toprağa dikiliyor ve yeni bitkiler oluşuyor. Bu arkadaşlar vejetatif üremeye örnektir. Vejetatif üreme bitkilerin dal, yaprak ve kök gibi kısımlarından yeni bitki oluşmasıdır. Doğru cevabımız değişik. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.